Sinbad'ın maceraları. Uzun zaman önce, büyük şehir Bağdat'ta Sinbad adında genç bir tüccar yaşıyordu. Açık denizlerde seyahat eder, uzak diyarlara ulaşır, her türlü malı alıp satardı. Ancak yolculuklarından birinde gemi onu çok tuhaf bir adaya götürür. Sinbad adayı keşfetti ve üzerinde çimen ve çiçekler ile birkaç ağaç buldu. Daha sonra, açlıktan, Sinbad biraz kuru mal topladı ve yemeğini hazırlamak amacıyla ateş yaktı. Birden ada sallandı. Pasamit, kesinlikle bir ada değildi. Genç tüccar, yıllardır denizde bu şekilde yüzen uyuyan bir balinanın sırtındaki ateşi yakmıştı. Ve ateş onu sadece uyandırmıştı. Boğulan balina sallandı ve Sinbad'ı denize attı. Ardından gemisini parçaladıktan sonra çalkantılı sulara battı. Sinbad birkaç gün üst üste denizde yüzerek bir kütüğe tutundu. Sonunda dalgalar ve rüzgar onu başka bir adaya, bu sefer gerçek bir adaya taşıdı ve orada kocaman bir kuş yumurtasıyla karşılaştı. Ama tam o sırada kuş, o yumurtaya yerleşmek için havadan indi. Adadan kaçmak için Sinbad sarığını çözdü ve kendini kuşun bacaklarından birine sıkıca bağladı. Böylece uçağa biner binmez genç adamı yanında taşıdı. Bir süre sonra kuş, her yerde sayısız değerli taşların bulunduğu bir vadiye battı. Sinbad, tam tekrar uçmaya hazırlanırken kuşun bacağından zamanında ayrıldı. Genç tüccar bir sürü değerli taş toplamış ve o vadiden çıkmış. Yola çıktı ve birkaç hafta sonra Serendib adlı bir ülkeye ulaştı. Sinbad, ülkenin kralına gitti ve ona devasa kuşun onu götürdüğü vadiden topladığı en değerli taşlardan bazılarını verdi. Kral ona teşekkür olarak, genç adamın Bağdat'ın büyük padişahına hediye edeceği bir altın kutu ve çok değerli bir yakut kap teklif etti. Aynı zamanda, Sinbad, ailesine geri dönmek için başka bir onurlu gemi ve birkaç torba altın aldı. Padişah hediyeleri gördüğüne hala çok sevindi ve teşekkür olarak genç tüccarı sarayda durdurdu ve onu büyük hükümdar yaptı. Böylece, Sinbad'ın hayatı şimdiye kadar maceralar ve tehlikelerle dolu olmasına rağmen, şimdi neredeyse bir kral kadar zengin olarak sakin bir hayat sürebiliyordu.